Bu video İstanbul Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final veya yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Erken Çocukluk Eğitim Kurumu'nda yönetici pozisyonunda olan Eda Hanım, yönetim fonksiyonları ile etkili bir süreç izlemek istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi Eda Hanım'ı kullanacağı yönetim fonksiyonları arasında yer almaz? Cevap, işbirliği. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yönetim doğru ve eksiksiz olarak tanımlanmıştır? Cevap: Yönetim, ortak bir hedefe ulaşmak için bir organizasyondaki faaliyetleri sistematik bir şekilde planlama, organize etme ve başlatma, yönetme ve kontrol etme süreci olarak tanımlanır. Öğretim liderliğini diğer liderlik türlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Yalnızca eğitim kurumlarına ve eğitim yöneticilerine özgü oluşur. Aşağıdakilerden hangisi? House ve Evans'ın yol amaç kuramında yer alan liderlik türlerinden biri değildir. Cevap, demokratik liderlik. Erken çocukluk eğitim kurumlarının özellikleri düşünüldüğünde, aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kurumların çatışma bağlamında ayırt edici özelliklerinden biri değildir? Cevap, dikey hiyerarşide örgüt, organizasyon yapısı. Motivasyon kavramı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Cevap: Motivasyon kavramının varlığı için eylem sonunda mutlaka bir ödül olmalıdır. Stres, gerilim, düşmanlık, kaygı gibi çatışmaya neden olan durumlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinin kapsamına girer? Cevap: Bireylerin duygusal durumları. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde karar verme süreci aşamaları doğru ve eksiksiz sıralanmıştır? Cevap: Amacı belirlemek, sorunları tanımlamak, alternatifleri belirlemek, alternatifleri karşılaştırmak, alternatifleri değerlendirmek, seçim yapmak. Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün liderlik rollerine sahip olmasının önemine ilişkin yanlış bir bilgidir? Cevap: Yöneticilerin lider olmak zorunda olması. Aşağıdakilerden hangisi tatmin edici doyurucu karar modeli için söylenemez? Cevap: karar uygulandıktan sonra değerlendirilmez. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlk Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap 57-68 ay. Aşağıda okullarda örgüt ikliminin oluşturulması hususu ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Okullarda örgüt ikliminin oluşmasında örgüt paydaşlarının kişisel özellikleri, motivasyonları, doyum ve moralleri etkili değildir. 1. Nesneleri düzenlemek 2. Görevleri düzenlemek 3. İnsanları düzenlemek Yukarıda verilen ifadeler hangi zaman yönetimi yaklaşımına ait düzenlemelerdir? Cevap, kendini toparla yaklaşımı. Ayşe, okuldaki başarıları ile arkadaşları tarafından takdir edilip saygı duyulan bir öğrencidir. Ayşe'nin en büyük hayali, okuldaki bu başarısı ile birlikte sahip olduğu yetenekleri en iyi şekilde kullanarak insanlara adil bir hayat sunan bir kaymakam olmaktır. Ayşe'nin bu hayali Maslow'un ihtiyaçlar piramidindeki hangi basamağı ifade etmektedir? Cevap: Kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Aşağıda verilen okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişiminin önemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, öğretmenlerin mesleki gelişimi yalnızca dolaylı olarak eğitimin kalitesini ve okulun etkililiğini artırmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yönetimin düzeyleri doğru sırada ve eksiksiz olarak yer almıştır? Cevap, alt yönetim, orta yönetim, üst yönetim. Aşağıdakilerden hangisi Herzberg'in Çift faktör teorisindeki hijyen faktörlerinden biri değildir. Cevap, ilerleme imkanı sunulması. Aşağıdakilerden hangisi iyi ve doğru bir karar için söylenemez? Cevap, iyi ve doğru bir karar çalışma ortamı doğurmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi okullarda örgütsel iklimin oluşumunda katkısı sağlayan faktörlerden biri değildir? Cevap, Ekonomi Açıklık okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan politikaların yönetmeliklerin, sürdürülen programların ve paydaşların görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanmış olması, kısaca örgüt işleyişinin tanımlanması, olumlu iklim bileşenlerinin önemli bir parçasıdır. Ancak bu açıklığın olmadığı kurumlarda bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu sorunlardan biri değildir? Cevap, çalışanlar arasında ödül farklılıklarının yaşanması. Aşağıdakilerden hangisi Stockdale 1974'ün özellikler kuramında ele aldığı liderlikte pozitif yönde ilişkili gösteren özelliklerden biri değildir? Cevap, eylemlerin ve kararların sonuçlarını kabul etmede kararsızlık. İyi bir yönetici, insan hakları evrensel beyanamesinde yer alan temel insan hakları ve özgürlüklerine göre kararlar almalıdır. İfadesine göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? Cevap, ülke, memleket ya da uyrağa göre farklı davranır. Ali, iş yerindeki kişiler ile sağlıklı iletişim kurma, onlar tarafından kabul edilme ihtiyacı duymaktadır. Maslow'un ihtiyaçlar piramidine göre Ali hangi basamakta yer almaktadır? Cevap, sevgi görme, ait olma ihtiyacı. 20. yüzyılda yönetim alanında hakim olan ekip çalışmasının önemini temel alan ve müşteri memnuniyeti odaklı bakış açıları yerine 21. yüzyılda bilgi odaklı ve bilgiye ulaşmayı sağlayacak her türlü yol, yöntem ve süreci ön plana alan anlayışa bırakmıştır. Bilgiye ulaşmaya çalışırken sürekli değişim, sürekli öğrenme ve bunların yanında profesyonelleşme ve strateji gibi kavramlar gündeme gelmiş ve yönetim yaklaşımlarını etkilemiştir. Bu tanım aşağıdaki hangi kuram yaklaşımı açıklamaktadır? Cevap güncel yönetim kuramları. Aşağıdakilerden hangisinin karar verme yönetimin kalbidir ifadesiyle çeliştiği söylenebilir? Cevap, örgütsel kararlar amaca yönelik olmayabilir. Acil olan ancak önemli olmayan olay, durum, aktiviteler yer alır. İfadesi, Covey Matris'in hangi alanını tanımlamaktadır? Cevap 3 Aşağıdakilerden hangisi iletişim öğelerinden biridir? Cevap Dönüt İletişimde el, kol, baş, kol gibi uzuvların kullanımı iletişimde hangi dili olarak adlandırılmaktadır? Cevap Beden dili Bireylerin özellikleri, motivasyon, mesleki doyum ve moral kavramları hangi örgütsel faktör ile ilgilidir? Cevap Sosyal çevre Aşağıdakilerden hangisi okul liderliğini etkileyen etmenlerden biri değildir? Cevap okul müdürünün yaşı ve cinsiyeti. Aşağıdakilerden hangisi? Dört ana işlevi yerine getirerek kurumsal hedeflere ulaşma süreci olarak tanımlanan yönetim kavramının işlevlerinden biri değildir. Cevap, düzenleme. Performans yönetimi hangi yönetim kuramı, yaklaşımı başlığı altında kategorize edilmektedir? Cevap, güncel yönetim kuramları. Durgun örgüt yapısına sahip kurumlarda çalışanların bireyselliğine ilişkin tolerans düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Düşük düzeyde. İnsanların karşılanması gereken bazı sosyal ve psikolojik ihtiyaçları olduğunu ve insanın sadece ekonomik ve rasyonel bir canlı değil, aynı zamanda sosyal bir varlık olduğunu söyleyen kuram yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Hawthorne deneyleri ve insan ilişkileri yaklaşımı. Halpin ve Croft'ın tanımladığı baba erkil ve kapalı örgüt iklimleri benzer özelliklere sahiptir. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu iki iklim tipi içinde ortak değildir? Cevap, bu iklimde iş görenlerin sosyal gereksinimlerine cevap vermek önemli yer tutmaktadır. Herbert'in çift faktörler teorisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, teoriye göre kişiye esas güdüleyen, motive eden faktörler, motive edici faktörlerdir. Yani ihtiyaçların giderilmesi için duyulan dışsal bir güdülenmelerdir. Zaman tuzakları, zaman yönetimini engelleyen unsurlardır. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi dış faktörlerden kaynaklanan zaman tuzaklarından biridir? Cevap: Yeterince açık olmayan iş tanımı. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullanılan mesaj türlerinden biri değildir? Cevap: sürekli öğütlerde bulunmak. Bireyin belli bir amaca ulaşmak için bilinçli olarak belli bir yolu seçmesine nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap, karar verme. John Dewey'e göre okulların bazı temel görevleri vardır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Dewey'e göre bu görevinden biridir? Cevap, geliştirme. Öğrenme ortamları oluşturma, bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği, sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. Yukarıdaki ifade hangi öğretmenlik mesleği yeterlilik alanına aittir? Cevap, mesleki beceri. Zaman yönetiminin birçok süreci bulunmaktadır. Aşağıda verilen maddelerden hangisi zaman yönetimi sürelerinden biri değildir? Cevap, kararlı olmak iletişim becerileri kurumlarda nokta nokta kullanımı çok önemlidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap işlevsel. Okul yönetiminde rol oynayan iç ve dış öğeler vardır. Bu öğeler yönetim sürecini kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi okul yönetiminde rol oynayan iç öğelerden biri değildir? Cevap aile yerleşmiş eğitim sistemine sahip ülkelerde okula ilişkin stratejik kararlar nasıl alınmaktadır? Cevap, okulun veya okul bölgesinin eğitim yönetiminden sorumlu kurullar tarafından alınmaktadır. Henry Fayol, hangi kuramın yaklaşımın kurucusudur? Cevap, yönetim süreci yaklaşımı. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi durumsal liderlik kuramını araştırmak için yapılmıştır? Cevap, House ve Evans'ın yol amaç kuramı. Aşağıdakilerden hangisinde liderlerin gereksinimi olan özellikler doğru olarak eşleştirilmemiştir? Cevap, sosyal özellikler, yaratıcılık. Herkes için belirlenen özelliklerin her görevde ve her durumda liderlik sürecini açıklamak yeterli olamayacağı eleştirisinden hareketle ortaya çıkan liderlik kuramı hangisidir? Cevap, davranışsal kuram. Erken Çocukluk Eğitim Kurumu'nda yönetici olan Ahmet Bey, Örgütleme sürecinde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediğinde örgütleme sürecinde sorun yaşamaz. CEVAP Kaynakların değerlendirilmesi Öğretmenlerin öğrenci başarısını artırmak ve öğretme-öğrenme uygulamalarını iyileştirmek amacıyla bireysel veya toplu olarak meslektaşlarını, yöneticilerini ve okul topluluklarının diğer üyelerini etkilediği süreç aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır? CEVAP Öğretmen liderliği Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün insanları geliştirmek boyutunda yaptığı uygulamalardan biri değildir? Cevap: Bürokratik organizasyon yapıları kurmak. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yönetişim kavramı için söylenemez? Cevap: Yönetişim, güçlü kişilerin kendi kişisel çıkarlarını örgütün çıkarlarının üzerinde tutarak hareket ettiği örgütsel faaliyetlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Blake ve Manton'un tarafından geliştirilen modele ait liderlik tarzlarından biri değildir. Cevap 5,5 liderlik. Güçlü liderlik. Aşağıdakilerden hangisi? Laker'ın sistem modelindeki sistem 4. Demokratik yönetim tarzı grubunda yer alan liderlik özelliklerini doğru olarak yansıtmaktadır. Cevap, çalışanların yaratıcı fikirlerinden faydalanma durumunun ön plandadır. Bir kurumda çatışmanın o kurumda çalışanlar tarafından görülebilir olmasının ön koşulları aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, iletişim, yapı, kişilik. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden biridir? Cevap, yönetimin beşeri özelliği vardır. 1. Yaratıcı 2. Asosyal 3. Kendine güvenen 4. Empatik Yukarıdakilerden hangileri lider çocuğun özelliklerindendir? Cevap 1, 3, 4 Çocuklar günlerinin büyük bir bölümünü sınıflarda geçirmektedir ve sınıf çocukların liderlik davranışları sergilemeleri ve geliştirebilmeleri için oldukça önemli bir yerdir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cevap Çocuklar liderlik sergilediğinde öğretmenler bunu görmezden gelmeli, üzerinde çok durmamalıdır. Eğitim kurumlarının açık toplumsal bir sistem olarak incelenmeye başlanması eğitim sisteminin ve buna bağlı olarak eğitim sistemini oluşturan eğitim kurumlarının çevresini toplumu oluşturan diğer sistemlerin bulunması, eğitim örgütlerinde informal iletişimin formal iletişim kadar önemli rol oynaması, yukarıdaki maddeler hangi kuram yaklaşımın eğitim yönetimine yansıması olarak görünmektedir? Cevap, modern yaklaşımlar. 1. Öğretmen liderliği kişisel ve mesleki memnuniyeti artırır. 2 öğretmenlerin sıklıkla hissettikleri izolasyonda bir azalmaya katkıda bulunur. 3. Öğretmenlerin öğretmenliklerini olumlu yönde etkileyen daha fazla mesleki büyümeye katkıda bulunur. 4. Öğretmenler liderlik kapasitelerini geliştirerek ve başkalarını güçlendirerek kendi sınırının ötesinde bir fark yaratabilirler. Yukarıdakilerden hangileri öğretmenin liderlik rollerine sahip olmasının önemine ilişkin doğru bir bilgidir? Cevap 1, 2, 3, 4. Eğitim yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, kamu yönetimi, eğitim yönetiminin bir alt dalıdır. Çalışanlar ile yöneticiler arasında sürekli diyalog olup, insancıl yaklaşım geçerlidir. Motivasyon son derece önemlidir. Çalışanların eğitimleri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Bu yönetim anlayışı hangi kuram yaklaşımda görülmektedir? Cevap, McGregor. X ve Y kuramı. Aşağıdaki ifadelerden hangisi planlama kavramının tanımı kapsamında değerlendirilemez? Cevap, planlama, hedeflere doğru ilerlemeyi izlemeye yönelik bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi etkileme becerileri sayesinde eğitim yöneticilerinin elde ettiği faydalar arasında yer almaktadır? Cevap, etkileme becerileri sayesinde eğitim yöneticileri, eğitimin amacının gerçekleştirilmesi ve bütün paydaşların bu ortak amaç etrafında toplanabilmesini sağlamaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verici rolleri arasında yer almamaktadır? Cevap: dağıtıcı. Başarılacak işin niteliği ve liderin mevkiiye dayanan otoritesinin derecesi bilgileri liderlik ile ilgili yapılan hangi çalışmaya aittir? Cevap: Fred Fiedler'ın durumsallık yaklaşımı çalışması eğitim ve okul yöneticisinin bir verim uzmanı olarak düşünülmesi, bunun sonucu olarak okulun bir fabrika, öğrencinin ham madde durumuna gelmesi, eğitim yönetiminde verimlilik ve etkililiğin önem kazanmasıyla verimi son amaç olmaktan ziyade eğitimle bir arada düşünülme, eğitime yatırım gözüyle bakma, yukarıdaki maddeler hangi yönetim kuram yaklaşımının eğitim yönetimine yansıması olarak görülmektedir? Cevap, klasik kuramlar. Bir okul müdürü, öğretim hedefleri, konu içeriği, yöntemler, sınıf ortamları ve değerlendirme dahil olmak üzere eğitim programlarının geliştirilmesinden sorumludur. Yukarıdaki bilgi müdürün hangi liderlik rolünü tanımlamaktadır? Cevap: Eğitim liderliği. Aşağıdakilerden hangisi liderleri takipçilerinden ayıran özelliklerinden biri değildir? Cevap: Kararsızlık. Bir kurumda çatışma çok önemlidir bu çatışmalar doğru yönetildiğinde verimliliği artırır. Şeklinde bir yaklaşımı benimseyen çalışanlar ve yönetici, çatışmaya ilişkin görüşlerden hangisinin savunucularıdır? Cevap, etkileşimci. Toplumdaki güç ve otorite ilişkilerini inceleyerek, otorite tipolojisi yaratmış olan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Max Weber bir anaokulunda çocukların gelişimlerini desteklemek için yararlanılacak ek kaynaklar konusunda öğretmenler arasında çatışma yaşanmaktadır. Yönetici bu çatışmanın uygun olmadığını ve çatışmanın kuruma zarar verdiğini düşünerek çatışmayı yok saymış, bastırmıştır. Bu yönetici ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılabilir? Cevap, gelenekseldir. Yöneticinin sahip olması gereken beceriler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Yöneticilerin sahip olduğu kişilik özellikleri, davranış ve tutumları kavramsal becerilerdir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişimin öğeleri eksiksiz olarak yer almaktadır? Cevap: Kaynak, mesaj, alıcı, kanal, gürültü, geri bildirim. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin karar verme süreci içerisinde olduğunu ifade eden bir durumdur? Cevap: Okul yönetiminde okul yöneticisi okulun işleyişine ilişkin değişik problemlerle karşılaşmakta ve bu problemlerin her biri için bu süreci kullanmaktadır. Çatışma gereksizdir. Ortaya çıkmadan önlenmesi gerekir şeklinde görüş bildiren bir yöneticinin yaklaşımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap: Geleneksel görüş. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetlerinin özellikleri arasında yer almaz? Cevap: yönetim bireysel bir faaliyettir. Aşağıdakilerden hangileri yöneticinin sahip olması gereken becerilerdendir? 1. Liderlik becerileri 2. İletişim becerileri 3. İşbirliği ve müzakere becerileri Cevap 1, 2 ve 3 Yöneticinin sahip olması gereken hangi beceri, düşünme, bilgi işleme ve planlama becerilerini içermektedir? Cevap, kavramsal beceriler. Minsbert'e göre yöneticinin üç tür örgütsel rolü vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu rollerden biridir? Cevap, bilgilendirici rol. Yönetici ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap, yönetici aynı zamanda organizasyonun ya da işletmenin sahibi olmalıdır. Orta kademe yöneticiye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap, kuruluşun hedeflerini oluştururlar ve bu hedeflere ulaşmak için planları ve politikaları çerçevelerler. Aşağıdakilerden hangisi yönetişimin özelliklerinden biri değildir? Cevap: Örgüt içi rekabet ortamı yaratılır. 1. Yöneticiler başkalarının belirlemiş olduğu amaçları gerçekleştirirken liderler kendi belirledikleri amaçlar doğrultusunda hareket ederler. 2. Yöneticilik atama yolu ile olurken liderlerin grup üyeleri tarafından duygusal olarak da kabul edilmesi gerekir. 3. Liderlik yöneticinin sahip olması gereken bir özelliktir. 4. Lider için biz bilinci önemliyken yönetici bireysel başarıya odaklanır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde lider ile yönetici arasındaki ayrım doğru olarak verilmiştir? Cevap: 1, 2 ve 3. Mal ve hizmetlerinin üretiminden sorumlu olan yönetsel düzey aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Alt düzey yönetim insanlarla ve diğer örgütsel kaynaklarla birlikte ve onlar aracılığıyla çalışarak örgütsel hedeflere ulaşma süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yönetim. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin dört ana ilkesinden biri değildir? Cevap, çalışanların örgüt içinde bireysel değil doğal bir grubun parçası olduğuna dikkat etmek. Bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Frederick Winslow Taylor Aşağıda verilen personel ihtiyaçlarından hangisi, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi içinde insanın kendini güven ve emniyet içinde hissetme, tehlikelerden uzak durma ihtiyacı başlığı altında yer almaz? Cevap, başarı ve saygınlık. Aşağıdakilerden hangisi, Hawthorne araştırmaları ile ulaşılan sonuçlardan biri değildir? Cevap, insanların karşılanması gereken bazı fiziksel ihtiyaçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yaklaşımın gelişmesine katkıda bulunan araştırmacılardan biri değildir? Cevap: Chris Argyris. Personelin devamlılığını sağlayarak düzenli ve dengeli bir iş verimini gerçekleştirmek ifadesi Fayol'un yönetim ile ilgili 14 maddesinden hangisinin açıklamasıdır? Cevap: Örgüte bağlılık. Bürokrasi yaklaşımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Max Weber. Aşağıdakilerden hangisi X teorisine göre yöneticinin özelliklerinden biri değildir? Cevap: Çalışanların kişisel amaçları ile örgüt amaçlarını dengeler. Aşağıdakilerden hangisi Y teorisine göre insanın, personelin özelliklerinden biri değildir? Cevap: Kendi amaçlarını örgüt amaçlarının önünde tutar. Aşağıdakilerden hangisi güncel yönetim kuramlarından biri değildir? Cevap: Motivasyon yönetimi Okul öncesi eğitimi, kurum yöneticisi örgütün amaçlarına ulaşmak için yönetim fonksiyonlarından faydalanmak istemektedir. Bu amacı yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi kurum yöneticisinin kullanacağı yönetim fonksiyonları arasında yer almaz? Cevap, işbirliği. Okul örgütlerinde etkili bir denetim faaliyetinin sürdürülebilmesi için çeşitli denetim modellerinden yararlanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu denetim modelleri arasında yer almaz? Cevap, sosyal denetim örgütleme fonksiyonu örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlamada önemli bir yerdedir ve örgüte çok çeşitli faydalar sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi örgütlenmiş bir yapının sağladığı yararlardan değildir? Cevap, örgütleme dinamik bir süreçtir. Krizden krize yönetme ihtiyacını azaltır. Planlamanın tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eksiksiz olarak yapılmıştır? Cevap, planlama yöneticilerin hedefleri seçtiği, bu hedeflere ulaşmak için eylemleri belirlediği, eylemleri uygulama sorumluluğunu belirli bireylere veya birimlere tahsis ettiği, gerçek sonuçları hedeflerle karşılaştırarak eylemlerin başarısını ölçtüğü ve planları buna göre revize ettiği resmi bir süreçtir. Okul örgütlerinde karar verme sürecinde yer alan yöneticiler etkili bir karar verme süreci için karar verme sürecinin aşamalarını kullanmaktadırlar. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi karar verme sürecinin aşamaları arasında yer almaz? Cevap, tarama yapmak. Etkili bir planlama süreci gerçekleştirilmek istenen bir kurumda yönetici ve çalışanlar tarafından planlama sürecinin aşamaları uygulanmaktadır. Buna göre bu kurumda aşağıdaki aşamalardan hangisi planlama sürecinde yer almaz? Cevap, standartların belirlenmesi. Okul yöneticilerinin etkileme sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cevap, çalışanlarının verimli bir biçimde çalışmalarını sağlamak amacıyla onları her zaman ödüllendirmelidir. Erken çocukluk eğitim kurumlarında etkili bir organizasyon süreci gerçekleştirmek isteyen okul yönetimi için aşağıdakilerden hangisi doğru ve yerinde bir uygulamadır? Cevap: Erken çocukluk eğitim kurumlarında karar verme sürecinde yönetici, öğretmenler ve idari personellerin görüşlerine yer verilmelidir etkili bir denetim süreci gerçekleştirmek isteyen bir okulda denetim ilkelerinden yararlanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin etkili olabilmesi için kullanılacak denetim ilkeleri arasında yer almaz? Cevap, yol haritası oluşturma. Örgüt içinde meslektaşları ile etkili bir iletişim içerisinde olmak isteyen bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Cevap, öğretmen gönderdiği sözlü mesajlarını çizim, resim ve yazı gibi sembollerle desteklememelidir. Aşağıdakilerden hangisi? Stagdil'in özellikler kuramı ile ilgili araştırmasında tespit ettiği liderlikle pozitif yönde ilişkili gösteren özelliklerden değildir. Cevap, engeller ve gecikmeler karşısında yılmamak. Liderlerin ne yaptığına ve nasıl davrandığına odaklanır. ifadesi hangi liderlik kuramına aittir? Cevap, davranışsal kuram. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal kuramı araştırmak için yapılan çalışmalardan değildir? Cevap, House ve Evans, yol amaç kuramı çalışması. Hangisi etkili erken çocukluk liderlerine sahip olması gereken liderlik davranışlarından değildir? Cevap, sürekli bireysel kararlar almak. Erken çocuklukta liderlik yapmak aşağıdakilerden hangisini içermez? Cevap, ulusal ve uluslararası stratejiler geliştirmek. Aşağıdakilerden hangisi McGregor'ın X kuramına ait varsayımlarından değildir? Cevap Kişi için iş, oyun ve dinlenmek kadar doğaldır. Kurumun en önemli kaynaklarının insan kaynakları ve sermaye olduğuna dikkat çekmek amacıyla yapılan çalışmadan geliştirilen model aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Likert'in sistem 4 modeli yaklaşımı çalışması. Aşağıdakilerden hangisi liderlik becerisine sahip okul müdürlerinin özelliklerinden biri değildir? Cevap okul üyelerinin liderlik potansiyellerini göz ardı etmek. 1. Cansu öğretmen yüksek lisans yapmak istemiş ancak okul müdürü ders saatlerini aksatır gerekçesiyle onun yüksek lisans yapmasına izin vermemiştir. 2. Yavuz öğretmen veli akademileri kapsamında velilerine yönelik çeşitli konularda eğitim seminerleri planlamıştır okul müdürü seminerlerin düzenli olarak yapılabilmesi için okuldaki tüm imkanları seferber etmiş, kendisi de seminerlerde dinleyici ve konuşmacı olma konusunda söz vermiştir. 3. Demir öğretmen, sınıfındaki öğrenciler ile bir proje geliştirmiş ve bu proje ile uluslararası bir yarışmaya katılmak istemiştir. Bunun için belirli bir bütçeye ihtiyaç duyan Demir öğretmen, konuyu okul müdürü ile görüşmüş, çok masraflı olacağı gerekçesiyle red cevabı almıştır. 4. Aile öğretmen, zümre öğretmenleri ile birlikte mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla haftada bir gün ders saatleri dışında bir araya gelerek tartışma oturumları yapmayı planlamıştır. Okul müdürü Ahmet Bey, bu toplantıların gerçekleşmesi için toplantı odası tahsis etmiş, çeşitli akademisyenleri okula davet etmiş ve kendisi de bu toplantılara katılma sözü vermiştir. Yukarıdaki örnek olaylar incelendiğinde hangisi ya da hangilerinde lider bir okul müdürü görülmektedir? Cevap 2 ve 4 Sema, Sivas'ta bir okulun müdürüdür. İbrahim ise aynı okulda okul öncesi öğretmenidir. Sema, İbrahim'e şunları söylemiştir. 1. Bu sene öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmasını sağlamak okulumuz hedefleri arasındadır. 2. Öğrencilerin ilk öğretime hazır bulunuşluk düzeylerini geçen ay gözlemlemiştim. 3 ay sonra tekrar gözlemleyerek ilerlemeyi izleyeceğim. 3. Okul öncesi eğitim programı, sosyal ve duygusal gelişim, ve kazanım göstergelerine aylık eğitim planlarında yer verip vermediğini eğitim etkinliği esnasında denetleyip değerlendireceğim. 4. Farklı kültürleri öğrenebilmeyi teşvik amacıyla birer hafta Viyana ve Hanover'de gözlem yapabilmemizi sağlayacak bir programın izinlerini aldım. Buna göre öğretimsel liderlik boyutları düşünüldüğünde sadece öğretim programının yönetme boyutuna sema hangisi veya hangilerinde yer vermiştir? Cevap 2-3 Öğretmen liderliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, öğretmen liderliğinin amacı öğrenci başarısını arttırmak ve öğretme öğrenme uygulamalarını iyileştirmektir. 1. Öğretmen toplama zamanı diyerek temizlik şarkısını başlattı. Uraz, blok merkezindeki bu çocuklara hemen şunları söyledi. Kareleri cevre toplasın, yuvarlak olanları ilaç toplasın, tetkörkenleri tahir toplasın. Ben ve Mustafa ise diğerlerini toplayacağız, tamam mı? Sonra Uras diğer çocukların blokları toplamasını izledi. 2. Bazı çocuklar öğretmenin öykü kitabını göremedikleri için şikayet ediyordu. Eylül, uzun olanlar arkaya, kısa olanlar öne otursun önerisinde bulundu. Eylül'ün önerisine göre bazı çocuklar halının üzerinde hareket etmeye başladı. 3. Miraç hikaye sırasında yanında oturan diğer çocuklarla konuşuyordu. Öğretmen Miraç'tan sessiz olmasını istedi. Miraç çevresindeki diğer çocuklarla konuşmaya devam etti. Yukarıdaki örnek olayların hangisi ya da hangilerinde çocuklar liderlik özellikleri sergilemektedir? Cevap: 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen liderlerinin bir lider olarak sahip olması gereken özellikler ve yeteneklerden biri değildir? Cevap: Meslektaşları ile iletişim kurmada güçlük. Aşağıdakilerden hangisi lider çocukların özelliklerinden biri değildir? Cevap: Zorbalık. Aşağıdakilerden hangisi Murphy'nin tanımladığı ilkokul 6-11 yaş çocuğunun liderlik görev ve becerilerinden değildir. Cevap: karmaşık projeler düzenleme. Çocuk liderliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: erken çocukluk sınıflarında görev yapan öğretmenlerin çocuk liderliği üzerinde etkisi vardır. 1. sanal ve yüz yüze eğitimler 2. çalıştaylar 3. tavsiye paylaşım etkinlikleri 4. mülakat öğretmen liderliğini desteklemek için yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin yapılması uygundur? Cevap 1, 2 ve 3 Okul öncesi eğitim kurumlarını diğer kurumlardan farklı kılan özellikler düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, karmaşık bilgi sistemi ile ilgilenme kabul edilir. Çatışma kavramının tanımında yer verilen etkileşimli süreç ile vurgulanmak istenen düşünce aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sunulmuştur? Cevap, bireyin kendisi, diğerleri. Okulda çalışanlar arasında ortaya çıkan çatışmaların okulun verimliliğini olumlu etkilediğini düşünen bir yönetici aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemiştir? Cevap, etkileşimci görüş. Çatışma sürecinde potansiyel uyuşmazlık aşamasının ön koşulları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Cevap, rekabet. Çatışma aşamasında kişilerin çatışmayı önlemeye, ihmal etmeye başvurdukları aşama aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, algılanan. Bu aşamada çatışmalar artık göz önündedir. Çatışan tarafların genellikle kendi niyetlerini uygulamaya yönelik açık girişimlerde bulunurlar. Şeklinde ifade edilen çatışmanın hangi aşamasıdır? Cevap, davranış. Çalışanların karar alma sürecine katılma düzeyi çatışmayı etkiler ifadesi çatışma nedenlerinden hangisinin kapsamında olabilir? Cevap, yapı. Bireyler arasındaki beceri ve yetenek, kişilik, algısal, değer ve yargı ve duygu farklılıkları çatışma nedenleridir. Bu durum çatışma nedenlerinden hangisini anlatır? Cevap, insan. Okuldaki bir yönetici kendisine ve öğretmenlere karşı yüksek endişe sergilemektedir. Taraflar arasında işbirliğini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için farklılıkların incelenmesini önemseyen bu yönetici aşağıdakilerden hangi stili benimsemiştir? Cevap: Bütünleştirme